köprüden geçerken bir motosiklet sürücüsü daha önce ateist olduğunu söylüyor ama köprüden geçene kadar Müslüman olmuş. Nasıl olmuşu şimdi kendi ağzından bir dinleyelim. Motosiklet kullanan arkadaşlar, biraz evvel Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçtim. Boğaz Köprüsü'nde aşırı derecede rüzgar var. Denize uçmamak için çok çaba sarf ettim. Sakın ha Boğaz Köprüsü'nden geçmeyin. Bakın, ben ateist bir insanım. Köprünün ortalarına doğru kelime-i şehadet getirdim. Köprünün sonunda La Havle ve La Kuvvete suresini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim, Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün. Çok Hocam, güzel ya. köprünün ortasında Şimdi gülünecek bir şey okumaya değil ama başlamış. şu şey hoşuma gitti. Köprünün ortasına köprüye ateist olarak girdim, Müslüman olarak çıktım. La havle ve la kuvvete suresini okuyordum diyor. O surede değil ama şimdi iki konu var. Birincisi hemen aklıma şey geldi. Lokman suresinde de geçiyor. Ayet-i kerimede Allah-u Teala İnsanoğlunun bu durumunu bizden daha iyi biliyor, bilmez mi? Rabbimiz buyuruyor ki inkarcılar gemiyle seyahat ederken dalgalar kendilerini kara bulutlar gibi sarınca inançlarını şirk ve nifaktan arındırarak bütün içtenlikleriyle Allah'a yalvarıp yakarırlar. Fakat Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan ancak az bir kısmı ettiği duaya uygun davranarak doğru yolda yürür. Çoğu da inkara devam eder. Şimdi çoğu inkara devam ederi aslında o anda herkes kelime-i şehadeti getirir. Onun için deniyor ki ateist bir insan olamaz. Bir insan ateist olamaz. Bir şeye inanıyor zaten. O üzerine örtüyor sadece. Yani ya bilgisizlik nedeniyle Ne ya zaman ortaya başka bir çıkar o? nedenle. O işte ölüm anında ortaya çıkar. Baktı gidiyor, ateistlik falan kalmaz. Şimdi uçakta da bunun benzerlerini, türbülansa girince çok yaşıyoruz. İstisnasız herkes bildiği duayı okuyor. Patır patır düşünce zaten o senin içini öyle bir ne yapıyor? Basınç allak bullak ediyor zaten. Ciğerlerin parçalanacak gibi oluyor. Gülmek istiyorsun, bir taraftan ağlamak istiyorsun. O anda gidiyoruz artık, gidiyoruz. Bir gün Fransa'ya gidiyoruz. Uçak çok kötü düştü. Takır takır sesler geliyor yani. En az belki 1.000 metre aşağı düşüyor. Birileri arkadan ya Rabbi kurtar vesaire birileri diyor. Hoca var aramızda inşallah dua eder kurt. Ben dedim hoca da kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Kendi derdinde herkes kendi başının çaresine baksın. Tam Nasrettin Hoca gibi olmuş hocam. Evet. Şimdi tükürükle gelen üfürükle gider hikayesi de var. Tükürükle gelen üfürükle gider. Şimdi bu tabii Allah hidayet etsin diyelim. Güzel bir şey içinde geçeni samimi bir şekilde ifade etmiş. Bazen gizleyebilirdi yani, söylemezdi. Ama o anda yaptıysa doğrudur. Yani köprüden çıkmış o anıyla yalan söyleyemez insan. Ölümle cedelleşmiş. O anda içinden geçenleri söylüyor. Ama benim endişem Kur'an'ın da ifadesi o. Çoğu tekrar inkara döner diyor. Tükürükle gelen üfürükle gider. O nedir? Şimdi müezzin İmam Efendi'ye demiş ki ya bazı camiler doluyor, taşıyor. Bizim cemaatimiz çok az İmam Efendi demiş. İmam Efendi de demiş ki kolay demiş. Kolay evladım. İstiyor musun? İstiyorum vallahi bizim de cemaatimiz dolsa taşsa. Sokakta çocuklar kuşlarla oynarken efendim bir tane kuş çocuğun elinde işte herhalde kanadı mı kırık ne hoca da tutmuş efendim Bismillah bir tükürükle kuşu uçurmuş. Hoca kuşu uçurdu, hoca kuşu uçurdu tükürükle. Cemaat duyan, kerametini duyan gelmiş. Kerametini müezzinle imam görüşemez olmuş artık. Aradan yıllar geçmiş. Bir baş başa kalmışlar demiş ki hocam eski günler ne güzeldi ya. Bir araya geliyorduk her gün sohbetleri ediyorduk falan. Şimdi cemaatten birbirimizi göremiyoruz ki bu kadar cemaate. Demiş eski ister misin geri? İsterim vallahi demiş. Hoca hutbeye çıkmış koltuğun altına bir tane işkembe koymuş. Fosur fosur yaparak hutbeyi okumuş gibi de gidip namaz kıldırmış. Sonra demişler ki bu adam abdest mabdest yok bize namaz kıldırdı. Yellenerek
cemaat memaat kalmamış. Gördün mü demiş, hepsi gitti. Tükürükle gelen üfürükle gider demiş. Bunlar da öyle şimdi. Yani rüzgarla gelirse rüzgar söndüğünde bu da gidebilir. Yani böyle de Kur'an bunu ifade ediyor evet. zaten. Ama evet. gitmeyenlerden eylesin. Yusuf İslam yine aklıma geldi. O da denizde boğulurken Allah'a söz vermiş. Unutmuş tabii. Beni kurtarsan Müslüman olacağım demiş. Unutmuş. Sonra hastalanınca kardeşi ona bir şey de getirmiş. Maal falan da okumuş. Kur'an maali. Hı. Oradan Müslümanlığa karar vermiş ve hidayet nasip olmuş ona tekrar. Yani nerede hidayet nasip olacak onu tabii bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki ölüm insana göründüğü an insan inanmak zorundadır. Neden? Çünkü aciz olan bir güç arıyor. Bir evet. kuvvet arıyor. Çok da güzel bir dua yapmış. Ne diyor? La havle ve la kuvvete. Sure değil o. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç kuvvet ancak Allah'ındır. Evet. Güç kuvvet yoktur. Ancak Allah'ın gücü evet. kuvveti vardır. Orada aziyetini ifade etmiş. Allah da acımış ve kurtarmış. Yaratanı, yaşatanı orada ikrar edeceksin. Onu kabul edeceksin. İnkar evet. edersen dünyanda kararır, ahiretinde kararır. Şimdi aynı hayatı yaşıyoruz. Biz inanıyoruz elhamdülillah. Gayba inanıyoruz, ahirete inanıyoruz. Yani ölmekle işin bitmediğine inanıyoruz. Hı-hı. Ve bir hayat yaşıyoruz. Düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. İçki içmiyoruz, kumar oynamıyoruz, fuhuş yapmıyoruz, hırsızlık yapmıyoruz, soygun yapmıyoruz, kul hakkına girmemeye çalışıyoruz, ana babaya iyi davranmaya çalışıyoruz, namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz, sadaka veriyoruz, güler yüz gösteriyoruz, sadaka olsun diye. Evet. Biz ne zararım var benim bunları yaparken? Bir de ahirete geçtik mi? Bunlar da doğruysa, ki ben doğru olduğuna kendim kadar inanıyorum, hı-hı. müminler öyle inanır. Zaten o zaman da hep kazanan biz oluyoruz. Evet. Kaybımız ne Allah aşkına? Peki sen inkar ettiğin zaman kazancın ne? İçindeki fırtınaları çözemiyorsun zaten. Soruları çözemiyorsun. Bir de kötü bir hayat yaşıyorsun. Kendine göre eğlence diyorsun. Arkası pişmanlık. Kendine göre fuhuş diyorsun, zina diyorsun. Vur patlasın, çal oynasın diyorsun. Arkasında kavga, gürültü, şiddet. Evet. Efendim alacak, verecek hesabı, kul hakkı. Ana baba hakkı, evlat hakkı, aile parçalanmış, pis yaşamışsın, sağlığın bozulmuş, intihar etmişsin, ömründen gitmiş. Ne kazandın? Burada berbat oldu. Harabet hayber. Ahiretin zaten gitti. Akıllı insan hangisini tercih eder? Her açıdan zarardasın. Zarardasın kardeşim. Bak bu da ibret olsun. Ateist olanlar.